Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk kek tarifimi paylaşmak istiyorum. Fırın kullanmadan tencerede pişireceğiz. Nefis bir lezzet oluyor. 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker. İyice çırpıyorum. Köpük köpük olana kadar mikserle iyice çırptım. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı süt ekliyorum. 1,5 su bardağı un ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardaklarından. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırdım. Kek hardımdan bir kaseye ayırıyorum. Diğerine kakao ekleyeceğim. İki yemek kaşığı kakao ekledim ve karıştırıyorum. Kıvamı koyulaşacağı için iki yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı da süt ekliyorum. Biraz daha kıvamını açmış oldum. Kalıbımı tereyağı ile yağlıyorum. Fırçayla her yerine sürüyorum yağı. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama ben tereyağı kullandım. Güzelce her yerine kalıbın sürdüm yağı. Kakaolu harcımın bir kısmını kek kalıbıma döktüm. Ayırdığım sade kek hamurunu üzerine döküyorum. Kalan kakaolu kek harcımı da onun üzerine döküyorum. Çatalla birkaç kez böyle karıştırıyorum. Mozaik şeklini verebilmek için. Tencereme aldım. Tenceremin yarısını böyle geçecek kadar, kalıbın yarısını geçecek kadar su ekliyorum. Ocağıma aldım. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kapağımı temiz bir bezle veya havluda kullanabilirsiniz sardım. Kapağını kapattım. Ocağımın altını kıstım. 30 dakikanın sonunda kontrol ediyorum. Daha henüz pişmemiş. İlk 20 dakika kesinlikle kapağını açmayın. Tekrar pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Tam 45 dakikada benim kekim pişti. Kıvamı da tam geldi. Kontrol ettim. Kürdan temiz çıktı. Suyun içinden kalıbımı çıkartıp dışarıda soğumaya bırakıyorum. Kekim soğudu artık. Bakın yumuşacık oldu. Servis tabağıma çevireceğim. Şöyle bir sallıyorum. Kek kalıbımdan tamamen çıktı artık. Ters çevirip çıkarttım. Üzerine çikolata eriteceğim. Buzdolabı poşetinin içine bir paket çikolata aldım. Üzerine sıcak su döktüm. Bir bardağın içinde çikolataları erittim. Bir peçeteyle kuruluyorum. Makasla ucunu kestim. Küçük bir kesik attım. Böyle kekimin üzerinde her yerinden akacak şekilde çikolatayı gezdiriyorum. Ben sütlü çikolata kullandım. İsterseniz bitter de kullanabilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın muhteşem pişti. Çok güzel oldu. Yumuşacık, çikolatalı, nefis bir lezzet oldu. Hazırlaması da çok kolay. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.